Ankara, Avrupa başkentlerinden Türkiye'nin iç işlerine müdahale seviyesine varan açıklamalar yapılmasına tepkili. Bu ülkelerden biri de Almanya. Türkiye'nin Almanya'daki maslahat güzarı Cuma günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Bu girişim Ankara'dan tepki gördü. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye göre Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bir süredir Ankara'yı ziyaret etmek istiyordu. Alman bakana daha önce verilen tarih 2 gün önce bize uygun değil denilerek iptal edildi. Alman bakan Çavuşoğlu'na telefonla da ulaşamadı. 2 kez telefonda bekledi ama Çavuşoğlu görüşmedi. Avrupa basınında Türkiye'ye karşı küstah başlıklar atılmaya da devam ediliyor. Alman Bild gazetesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olmakla itham eden skandal sözlerini manşet yaptı. Welt am Sonntag gazetesi de Erdoğan'a darbeci benzetmesi yaparak skandalı sürdürdü. İtalya'nın en çok satan gazetesi Corriere della Sera ise Kürt yanlısı liderler hapiste diyerek gelişmelerin ardındaki PKK gerçeğini örtbas etti. Demokrasinin yara aldığı iddia edilerek HDP'nin ardındaki terör örgütü görmezden gelindi. PKK'ya kucak açan Avrupa, cumartesi günü de birçok başkentte terör yandaşlarının protestolarına ev sahipliği yapmıştı. Paris, Berlin, Köln ve Brüksel'de Türkiye karalandı. Terör yandaşları pazar günü ise Zürih'te toplandı. Brüksel'deki eyleme haklarında gözaltı kararı bulunan HDP milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız da katılmıştı. Avrupa'da şimdi gözler AB komisyonunun çarşamba günü açıklayacağı Türkiye ilerleme raporunda. Alman basınının iddiasına göre raporda basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığına yönelik eleştiriler yer alacak. Ankara bu tür suçlamalara kesin bir dille karşı çıkıyor. Türkiye'de yürüyen hukuki süreçlere Avrupa'nın çifte standartla yaklaştığı görüşünde.